Selamlar arkadaşlar, Reşon Duvey kanalına hoş geldiniz. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla yaptığım yaşam ve eğitim, çalışma sohbetlerine devam ediyorum. Almanya ile başlamıştık, geçen hafta İsveç'i yaptık. Bugün de karşımızda İtalya'dan Tuğba var. Tuğba'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Tuğba'cığım bugün seninle güzel bir video çekeceğiz. Senin deneyimlerinden faydalanacağız. İtalya'da okumak, yaşamak ve çalışmak isteyenler için senden bilgiler alacağız. Çok vakit kaybetmeden internet sorunumuz da var biliyorsun biraz. Bunu da şimdi baştan söyleyelim arkadaşlara. Çok uğraştık bu videoyu hazırlamak için. Tuğba'cığım şöyle başlayalım. Birazcık kendinden bahset. Türkiye'de ne yapıyordun? İtalya'da ne yapıyorsun? Neden gitmeye karar verdin? Hatta bu soruların hepsini birleştiriyorum. Ondan sonra devam ederiz. Okey. İtalya'ya gelmeden önce İstanbul'daydım. Ben yaklaşık 15-16 yıllık bir profesyonel iş hayatı geçmişim var. Profesyonel iş hayatımı bırakmış değilim. Hani öyle beyaz yakalı olmaktan vazgeçtim. Gidiyorum deniz kenarına yerleşiyorum muhabbet değil benimki. Sadece iş hayatına İtalya'da devam etme isteği. Ama tabii beyaz yakalı olmanın dışında tabii bu ayrı bir hikaye konusu. Freelance olarak iş hayatına devam ediyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır da Bologna'dayım şu anda, İtalya'da. Bologna'dasın. Bologna'da yani şöyle söyleyelim, İtalya'nın eski şehri, öğrenci kenti. Buradan öğrenci olarak yaşamak isteyen ya da yüksek lisansa gidecek olan öğrenciler varsa ben Bologna'yı tavsiye ederim. Eminim ki sen de ediyorsundur. Peki İtalya'ya şöyle o zaman öğrencilikten devam edelim. Yüksek lisans yapılması için tavsiye ediyor musun? Daha doğrusu hangi alanlarda okuyan öğrencilerin mutlaka İtalya'da hem yüksek lisansını hem çalışma hayatını seçmesi gerekir. Bunlarla ilgili biraz tavsiyeler verir misin? Tabii yani İtalya'da çok güzel üniversiteler var. Özellikle Milano'da Bocconi var. İşte Bologna Üniversitesi zaten 1088 yılında kurulmuş dünyanın ilk üniversitesi. Onun haricinde Padova'da, Roma'da çok güzel üniversiteler var. Yalnız tabii dediğim gibi ne okumak istediğinizle ilgili bir şey burada. Hukuk okumak isterseniz, sanat okumak isterseniz, gastronomi okumak isterseniz, İtalya, mimari okumak isterseniz İtalya doğru bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Yüksek lisansta ayrıca hani MBA yapmak isteyenler içinde güzel bir tercih olacaktır İtalya. Eğer hayatınızı İtalya'da devam ettirmek istiyorsanız. Peki ucuz bir ülke mi İtalya öğrenciler için? Ya aslına bakarsan şöyle, Milano ve Roma için ucuz diyemem. Gerçekten İtalya'nın en pahalı iki şehri ama üçüncü en pahalı şehir de Bologna İtalya'da. Hani baktığında hani biraz sonra konuşuruz hani buradaki maaşları, şunları bunları, alınan paralar çok çok yüksek değil. Burada gene yaşayabiliyorsunuz ama yine de Bologna İtalya'nın geneline baktığınız zaman İtalya'nın en pahalı üçüncü şehri. Ama yine de yani genel aslında bu ben şey olarak düşünüyorum bunu. Şehrin pahalılığı ya da ucuzluğu değil, ülkenin size sunduğu yaşam şartları ve yaşam standartları ile ilgili bir şey aslında bu biraz da. Anladım. Az önce başvurmalarıyla ilgili hani konuştuk, üniversite şehri falan dedin. Yaşam da yani anladığım kadarıyla diğer Avrupa ülkelerine göre zaten pahalı değil. Biz turistik olarak geliyoruz. Bazen iş için de gelip gidiyoruz ama sen yaşıyorsun sonuçta. Peki yüksek lisansa başvurmak isteyen öğrenciler için ne tavsiye ediyorsun? Yani nasıl başvurmaları lazım? Bir de şunu bana çok soruyorlar. Öğrenciyim ama benim durumum yani öyle ailemin geliri çok yok. O yüzden bir gelir lazım. O yüzden yarı zamanlı çalışma imkanları var mı? Nasıl başvurmaları lazım? Bunları da anlatırsan güzel olur. İtalya'ya başvurmak aslında çok zor değil. İtalya'daki üniversiteleri düzenli olarak takip ederlerse oradaki açıklanan programlara şartları uyguladıkları ya şartları kabul uygun olduğu süreçte tabii ki başvurabilirler. Onun haricinde elbette ki bir diplomaları için denklik alınması gerekiyor. Avrupa Birliği denkliği. Sonrasında da İtalyan makamlarından işte denkliğin İtalyanca tercümesiyle birlikte buradan da bir onay alınması gerekiyor. Onun haricinde geldikleri zaman her şey okeylendi. Kayıt oldular, geldiler. Geldikten sonra zaten İtalya'ya ne amaçla geliyor olursanız olun mutlaka gelir gelmez hemen Questura'ya yani göçmen ofisine gitmek zorundasınız ve oraya başvurunuzu yapmak zorundasınız. Artık ben İtalya'dayım bu sebepten dolayı buradayım diye bilgi vermek zorundasınız. Ve gelir gelmez de ayrıca söylemeyi unutmayayım. Codice Fiscale dediğimiz yani bir tax ID'si almak zorundasınız İtalya'da. Artık İtalya'da yaşadığınız için İtalya'ya vergi ödemekle mükellefsiniz durumuna geliyor bu aslına bakarsanız. Dolayısıyla tax free
Kadıköy fiskali aldıktan sonra tax free yok maalesef. Sonrasında elde edecekleri öğrenci oturum izniyle haftalık belirli bir saate kadar part-time çalışabilirler. Part-time çalışabilecekleri işleri yayınlayan bazı siteler var. İşte garson olsun, işte tezgahtarlık olsun ya da ne bileyim farklı tercümanlık olsun gibi farklı şeyler var. Dolayısıyla bu işleri yapabilirler İtalya'da. Bunların linklerini de bana gönderebilirsen ben de en azından altta açıklama kısmına da koyacağım bunları. İlgilenen tabii arkadaşlar o açıklamalarda tıklarlar, bakarlar. O zaman tamam, öğrenciliği tamamladılar. Artık iş hayatına geçmeleri gerekiyor. Önce bunları sorayım. Yani orada okuyup da Türkiye'den gitmiş, okumuş. Orada çalışma hayatına devam etmek istiyor. Bu süreci anlatabilir misin? Nasıl iş bulacaklar? Türkiye'de okumuş, İtalya'da okumuş. Yani pardon, Türkiye'den gelmiş, İtalya'da yüksek lisansını yapmış. Sonra işte İtalya'da iş hayatına devam etmek istiyor. Tamam. İtalya'da yüksek lisansını yaptıktan sonra zaten programına göre değişmekle birlikte çoğunda staj yapma zorunluluğu olacaktır. Dolayısıyla zaten okulları onlara çalışmaları ya da staj yapmaları için bir kurum bulacaktır ya da kendileri bulacaktır. Ama genelde okullar destek olurlar. Şu an korona sebebiyle çok fazla olmasa da bu durum normalde oluyor. Dolayısıyla staj yaptıkları yerde çalışma hayatına devam edebilirler. Ya da iş aramaya karar verirler ise oturum izinleri bittikten, öğrenci oturumları bittikten sonra devlete gidip ben İtalya'da çalışmak istiyorum dediklerinde İtalya bir yıllık iş arama oturumu veriyor. Dolayısıyla 12 aylık bir süreçte de istedikleri işi arayıp bulup oturumlarını çalışma iznine çevirebilirler. İş bulamazlarsa 12 ayın sonunda maalesef İtalya sınırları içerisinde kalmalarına izin verilmiyor. Peki ne kadar süre çalıştıktan sonra vatandaş olabiliyorlar? Öğrenciler için soruyorum. Evlilik ya da şeyi sormuyorum. Çalışmayla gelen bir insan ne kadar bir süre çalışması gerekiyor? Daha iyi haklara sahip olması için. 5 yıl boyunca oturumunuzu sürekli olarak yeniler iseniz, İtalya'ya ilk girdiğiniz, ilk oturumunuzu aldığınız andan itibaren 5 yıl sonra size sürekli oturum veriyor İtalya. Yani süresiz bir oturum veriyor. Ondan sonrasında sürekli yani yenilemek zorunda kalmadan aynı oturumla devam edebiliyorsunuz. Yalnız oturum süresince belirli bir süre, yani bir ay değildir o ama belki birkaç aydır, çok emin değilim maksimum süresinden, İtalya sınırları dışında olmamanız gerekiyor. Yani aslına bakarsak hani şunu istiyor ki yüzde şu kadarlık bir zamanın mutlaka İtalya sınırları içerisinde geçsin. O yüzden ben Türkiye'ye geliş gidişlerimi çok fazla gelip gidiyorum ama uzun tutmuyorum. 10 sene sonrasında da oturumunuz 5 seneden sonra kalıcı oturum aldınız. Onun üzerine de 5 sene daha geçti, sonrasında vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Tamam. Hı hı. Ondan sonra şimdi öğrencilikten profesyonel yaşama geçelim. Bu sefer sorum şöyle olacak. Türkiye'de yaşayan, çalışan, okumuş biri İtalya'da artık yaşamak istiyor senin gibi. Ama biraz da hani doktorluk da yapabilir, mühendis de olabilir. Bu süreci anlatabilir misin? Yani illa eşten dosttan, mesela İsveç'te bu örneği Hülya vermişti. Demişti ki atıyorum bir adamın bir hastanesi var, Türk biri ya da küçük bir yeri var. Kendisi devlete talep edebiliyor. Ona göre ben şu adamı tanıyorum, getirtebiliyor. Bu tarz şeyler mi var, yoksa devlet kendisi mi bir istihdam paketi açıklıyor da göçmenlerin gelmesine izin veriyor? Siz de nereye başvuruyoruz? Bunları bir anlatabilir misin? Bu süreçte iki tane durum var. Eğer İtalya'dan mezun olmadıysanız, İtalyan diplomanız yok ise iki tane şansınız var. Bir tanesi her sene İtalyan devletinin açıkladığı, Ekim ya da Kasım aylarında açıkladığı Decreto Flussi var. Decreto Flussi demek her yıl İtalya sınırları içerisinde toplamda işe alınacak, resmi olarak işe alınacak işçi sayısı demek. Yani hani işçi diyorum ama hani yabancı uyruklu çalışan sayısı diyelim biz ona. Bu sene 2021 için 30 bin adet olarak açıklandı. Yani aslında hani baktığında Kanada'nın falan açıkladığı rakamların yanında hiçbir şey. Yani hani İtalya aslında çok da fazla böyle göçmen alayım, aman herkes gelsin burada çalışsın modunda olan bir ülke değil. Açıklanan Flussi içerisinde de açıklanan ülkeler listesi var. İşte bu ülkeler neler? Mesela işte Bangladeş, işte Nijerya, Uganda gibi Afrika ülkeleri ya da işte Güney Asya ülkeleri. Türkiye'yi göremedim ben listede ama
yine de ben başvurulabileceğini düşünüyorum. Yani hani Hulusi için siz evraklarınızı işte eğitiminizi belgeleyen, iş tecrübenizi belgeleyen evrakları gönderip başvuru yaptığınızda kabul edilirseniz eğer İtalya'ya gelip iş arama hakkına sahip olursunuz. Ya da İtalya'da bir işveren sizi sizden başka kimsenin bu işi yapamayacağını İtalyan devletine anlatarak ve gerçekten size ihtiyacı olduğunu anlatarak size bu kotanın dışarısında bir kontenjandan size işi alabilir. Bu da zaten ekspatlık oluyor ama yani şöyle bir şey var. İtalya'daki birçok şirkette bunda çok çok hani gerçekten size ihtiyaçları yoksa üst düzey birisi değilseniz ya da işte yani bir uzman ve mühendis için çok da fazla uğraşmadı açıkçası. Ama işte bir CFO'sunuzdur ya da ne bileyim işte üst düzey bir Ar-Ge yöneticisinizdir. Böyle bir durumda değerlendirmeye alınabilir. Tabii ki bu sizin şirketle olan ilişkinizle de alakalı bir şey elbette. Peki diyelim ki o ikiniz dediğin tarzda bir alım oldu Tuğba. Şirket senin taşınma, işte oraya nakliye işlemlerinde falan sana yardımcı oluyor mu? Ya da senin vize başvurularını kendileri yapıyorlar mı? Ya şimdi şöyle, şirkete göre değişiyor. Bazı şirketler başvuruları kendileri yönetiyor. Mesela Ferrari, çok yakın bir arkadaşım orada çalıştığı için biliyorum. Başvuru sürecini kendisi yönetiyor mesela. Hiçbir şey istemedi, sadece evraklarını istedi. Onlar vize başvurusunu yaptılar. Benim durumumda öyle bir şey olmadı ama mesela ben kendi işlemlerimi kendim yaptım. Dolayısıyla bu şirkete göre değişen bir şey. Ama Anladım. olabilir yani, olmayabilir. Tamam, çok güzel. Yani bunları öğrencilikten başladık, çalışma hayatına devam ettik. Peki çalışanlar için oraya gelip de özel sektörde olabilir. Zaten kamuda çalışma gibi şansı yok vatandaş olmadığı için buradan gidenlerin. Ben kamuda Peki çalışıyorum. direkt kamu çalışanı olarak mı çalışıyorsun? Peki yani Hayır, bir kamu çalışanı olarak değilim ama yani taşeron bir iş yapıyorsun. özel Tamam ya. entitede çalışmıyorum. Ben bir devlet kurumunun bir bacağında çalışıyorum aslında Yok hani bakarsanız. benim bahsettiğim bizdeki 657 muhabbeti gibi yani. Yok, Öyle bir öyle bir şey. şey değilim. O kadar değil. O O kadar zaten değil. tabii zor. Yani o zaten vatandaşlık isteyen bir şey olduğu için Türkiye'de de o şekilde. Peki yani şirketler özel haklar konusunda devlet ya da şirketler çalışanlara maaşları dışında ne gibi haklar veriyorlar? Mesela doğum izni çok önemli. Bana çok soruyorlar. Doğum izni ne kadar veriyorlar biliyor musun bilmiyorum. Hani sonuçta sen böyle bir hayat yaşamıyorsun ama belki duymuşsundur arkadaşlarından falan. Bu tarz bilgileri verebilir misin? Ya doğum izni açıkçası ofisten bir arkadaşımız şu an bebek bekliyor. O yüzden belki ondan hani aklımda kalan bir şey düşünüyorum ama çok ekstra bir bilgim yok açıkçası bu doğum izni Ben söyleyeyim konusunda. o zaman. Ama Bir sene şöyle bir şey genellikle oluyor. söyleyeyim. İtalya'da işçi olmak avantajlı bir şey. Yani çalışan olmak avantajlı bir şey. Çok ekstrem bir şey yapmadığınız sürece, çok ciddi problem çıkartmadığınız sürece işten atılamıyorsunuz İtalya'da. Yani Bak işten çok güzel. atılmak gibi bir şey yok burada. Yani orada öyle şey işte siyasi hamleler şunlar bunlar yok yani. Yani hani öyle bir durum yani çok çok nadir, çok zor. Zor şeyler onlar. Peki biraz hani konudan azıcık uzaklaşalım. Niye İtalya'yı seçtin Tuğba? Hani biraz belki sen de ben de öyleyim mesela yani anlattığım sen özelde konuştuğumuz şeylerde İtalya'ya ikimiz aynı şeyleri hissediyoruz ama hani biraz da belki kararsız olan arkadaşlarımız da hani İtalya'ya mı gideyim, Almanya'ya mı gideyim? İtalya'ya kimler gelmeli mesela? Nasıl bir hayata sahip olan ya da yaşam şekline sahip olan insanlar gelmeli? Armut piş ağzıma düş diyenler ya da kısa yoldan köşeyi dönmeyi planlayanlar ya da işte gideyim sıkıntı çekmeyeyim hemen gideyim bir işte çalışayım bir euro kazanayım düşüncesinde olanlar İtalya'ya gelmesinler. İtalya emek isteyen bir ülke. Çalışmanız, çabalamanız, emek vermeniz gerçekten burada yaşamak istemeniz lazım. Yani başka şekilde sadece turist olarak seversiniz İtalya'yı. Yani burada yaşamak istemezsiniz. Yani hani İsveç anlattığı gibi yani İsveç'te yaşamak tabii ki de yurt dışında hiçbir yerde yaşamak kendi ülkenizin dışında kolay değil ama görece daha kolay olduğunu düşünüyorum. Almanya'da mesela dil sorununuz olmaz. İngilizce konuşarak işe girebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ama burada öyle şeyler yok. Yani en basiti bile gerçekten yani hani günlük hayatınızı devam ettirirken bile zorlanacağınız birçok şey var. Dolayısıyla gerçekten İtalya'yı seven insanlar gelmeli. Ben İtalya'ya niye geldim? Ben İtalya'yı çok seviyorum her şeyden önce. Birincisi bu. İkincisi kendi şahsi işim için, devam edeceğim işim için İtalya önemli bir yer benim adıma. Hani
Bulunduğum sektör kaynaklı İtalya benim için önemli bir yer. Dolayısıyla burada olmam benim için çok ciddi bir avantaj. Üçüncüsü de ben bunların yanı sıra şarap eğitimi almak istemiş bir insanım. Hala da bu eğitimi devam ediyor. Şarap İtalya şarabın ana vatanı. Dolayısıyla da daha iyi bir yerde öğrenemeyeceğimi düşünüyorum. Öğrenemezdim. Belki Fransa olabilirdi. Fransa da beni cezbetmedi açıkçası. Yani evet, şimdi Fransa bu zorlukların hepsini ben Fransa'da çekiyor olmak mı var, İtalya'da çekiyor olmak mı var? Ben İtalya'yı tercih ettim. Çünkü Fransa'da aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum zorluk anlamında. Sen konuşurken satır arasında bir şey söyledin. Bu dil olayına aslında bir daha şimdi dönelim. Yani böyle bir devletin aradığı, mesela dedin ya 30 bin kişiyi çağırıyor ya da işte firmalar istediği zaman bir dil puanı ihtiyacı var mıdır? Mesela Almanya'da işte belli bir dil sınavına girmen gerekiyor gelip orada çalışabilmek için. İtalya'da böyle bir sınav ihtiyacı ya da puan arayışı var mı, yoksa mülakatla mı bunu hallediyorlar? Vallahi hiç bilmiyorum o kısmını açıkçası. Bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama yani büyük ihtimalle hani eğer hiç İtalyanca bilmiyorsanız, mülakatlarınızı İngilizce yaptıysanız bile geldikten sonra mutlaka öğrenmek zorundasınız. Çünkü şöyle bir şey var. İtalya'da çalışırken şunun altını çizmek istiyorum. İtalyanlar günlük hayatta çok rahat insanlar. Yani böyle İtalyancanızda yanlış konuşabilirsiniz, hiçbir problem yok. Yani hani rahat, keyifli insanlar. Ama aynı insanlar ofise girdikleri zaman çok başka insanlar oluyorlar. Yani mail yazarken, iş ortamında konuşurken asla ve asla hataya açık bir yer değil kesinlikle. İlginç bir şekilde yani hani o bürokrasi özel şirkette, yani bir üst yöneticinize mail atarken bile böyle o kadar ciddi bir şekilde omuzlarında hissettiriyor ki kendisini. Hani çok dikkat etmeniz lazım. Mail adabına, konuşma ahlakına, yani böyle iş ortamı çok farklı. Dolayısıyla iş ortamında mutlaka hani sizinle İngilizce konuşmaya çalışsa bile arkadaşlarınız, üçüncü cümleden sonra zaten herkes İtalyanca'ya dönmüş oluyor. Ben çok proje yaptım da. Gerçekten çok proje yaptım ben yani İtalya'da bulunduğum süre boyunca. Pardon, Türkiye'de olduğum süre boyunca ve İtalyan grup ne zaman gelse İngilizce konuşabildikleri süre sayısı 5 dakikaya geçmiyor. Sonra yine kendilerine dönüp İtalyanca konuşuyorlardı. Neyse o zaman bu bilgiler çok güzel oldu. Bir de son olarak şeyi konuşalım. Hani biraz da hani asgari ücret ne kadar diye sormayacağım. Hani aşağı yukarı belki onu da biliyorsan söyle. Ama hani çalışanların maaşları, yani mühendis olarak ya da doktor olarak ya da bildiğin bir maaş kıyaslaması açısından ve o maaşın neler yapabileceğini bir anlatabilir misin? Tabii ki de. Yeni mezun işte ne bileyim mühendis, işte iktisat mezunu atıyorum yani şu anda. Herhangi bir 4 yıllık üniversite mezunu. Bu arada İtalya'da üniversiteler bazıları 3 sene, bazıları 5 sene. 4 sene yok yani. ondan sonra böyle bir mezun, işte üzerine 2 sene ya da 1 sene yüksek lisansını yapmış birisi. İş tecrübesi de 2 yıl, 3 yıl diyelim ortalama. İşte Türkiye'de bir uzman yardımcısı seviyesi. Bologna'da alacağım maaş yaklaşık 1500 ile 2000 euro arasında net maaştan bahsediyorum. Milano'da bir tık daha yüksek olabilir. Ama ortalama 1500 euro, hadi 1750 ikisinin arası olsun, 1750 euro maaş alırsanız net olarak Bologna'da çok da rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani hani örnek verecek olursak, kıyaslayacak İstanbul'da da yaşamış bir insan olarak, İstanbul'da 10 bin lira net aldığınız zamanki hayatı 12 bin lira, bence aynı şekilde Bologna'da 1750 euro maaşla 2000 euro maaşla yaşayabilirsiniz. Anladım. O zaman yani İsveç'le ilgili aslında şöyle bir şey aklıma geldi. Bizim Hülya anlattığı zaman şunu demişti. Tamam, ben mühendisim ama bizde çalışan işçiler aşağı yukarı aramızda tamam belli bir maaş farkı var ama ben ne yapıyorsam o bir tık altı da olsa her şeyi yapabiliyor dedi. Yani ben dünyayı gezmeye gidebiliyorsam, mesela iki tane ülkeyi gezmeye gidiyorsam o da gidebiliyordu diyor. Ben araba alıyorsam o da araba alabiliyordu diyor. İtalya'da bu tarz bir şey var mı, yoksa biraz gelir farkı çok büyük mü? Yani gelir farkı var. Sonuç itibariyle yaptığınız tatile göre değişir ama yine de yani işte mesela Bologna'da 100 kilometre denize kıyısı. Yani 100 kilometre ötede trene biniyorsunuz. Çok basit bir örnek veriyorum. Trene binip gittiğiniz bir saatlik bir yolda denize girersiniz. Bütün gün eğlenirsiniz. Gittiğiniz yer kötü bir yer değil. Şimdi Türkiye'deki tabii bizim deniz ve ya da işte yazlık mantığı biraz daha farklı olduğu için tatil mantığı. Hani buraya geldiğinizde her yer aynı. Yani Amalfi kıyısında da
aynı şezlonga yatıyorsunuz. Rimini kıyısına da aynı şezlonga yatıyorsunuz. Hiçbir fark yok hani. Dolayısıyla İsveç'teki arkadaşın söylediği gibi yapabilirler. Ama belki işte bir tık daha ucuz versiyonunu yapabilirler. Tatile giderler, Almanya'ya giderler. İtalya'da mesela şey vardır. Her yaz mutlaka ve mutlaka herkes arkadaşlarıyla bir kere tekne tatili yapar. Hiç şaşmaz bu. Hiç şaşmaz. Hani mesleği ne olursa olsun mutlaka yaparlar bunu. İşte 15 kişi birleşirler, tekne kiralarlar. Nerede işte Sicilya'da, nerede işte Sardinya'da. Yani hani şöyle bir şey var. Şimdi İtalya'da ki en güzel taraflardan bir tanesi şu, ben bunu çok seviyorum. Ne iş yaparsanız yapın, ne kadar para kazanırsanız kazanın, kim olursanız olun, mutlusunuz. Yani hani burada mutsuz olma, burada kimse mutsuz değil. Mutlaka vardır hani kötü durumda olan, mutlaka öyle de bir grup yüzdesi var İtalya'da, ama şey yok baktığında, genel baktığında hani Türkiye'de böyle bir kasvetli hava vardır ya bizde. Burada öyle bir şey yok. Çünkü çok farklı İtalyanlardan, çok farklı karakterlerden hep aynı şeyi duydum ben. Biz dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Yani hani onlar için bu büyük bir mutluluk kaynağı zaten yani. Doğru. O zaman biraz şimdi artık kapatalım çünkü bahsettiğimiz süreyi aşmış durumdayız. Tamam. Tuğba'cığım, son gelmek isteyenler için son tavsiyelerini söylersen en azından herkes ne olacağını bilir. Çünkü biz de biraz biliyorsun, gideyim de nasıl olursa olsun kafası var maalesef gençlerde. En azından bunları da anlatırsan artık kapatabiliriz sonrasında. Ya dediğim gibi gerçekten mücadele etmeye hazırsanız eğer İtalya'ya girin. Yani mücadele etmeye gerçekten hazırsanız. Onun haricinde keyifli bir hayata hazırsanız gelin. Yani çünkü mutlaka çok eğleneceksiniz burada. Ama çok da zorlanacaksınız. Ama Türklere çok benzeyen bir kültür. Dolayısıyla o anlamda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Hatta benzerliklerimiz karşısında inanamayacağınız noktalar olacak. İtalya yani ben dediğim gibi yani hep bunu söylüyorum. Gerçekten eğer seviyorsanız, istiyorsanız buraya gelin. Yoksa hani para kazanayım, öyle olsun, böyle olsun dediğiniz noktada bence tercih edeceğiniz yerler işte Belçika, Almanya, Danimarka, kuzey ülkeleri olmalı. Haklısın. Çok teşekkür ediyorum Tuğba. Ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler verdin. Biraz zorlandık ama sonunda videoyu tamamlayabildik. Evet, bak hala şu an böyle zorluyor, bak video bitmeseydi şu an güneşten çekemeyecektik yine bu sefer. Haklısın. O zaman ben kapanış konuşmasını yapıyorum. Sonrasında veda ederiz beraber. Evet arkadaşlar, 3. videomuzu da böyle bitirmiş olduk. Yani daha önce Almanya'yı anlatmıştık. İsveç'ten sonra da bugün İtalya'yı anlattık. Tuğba bize çok güzel değerli bilgiler verdi. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda da Rusya'yı çekeceğiz. Benlik şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bye. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ciao ciao.